Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekonomik aktiviteyi neredeyse tamamen duran bir noktaya getiren bu pandemi süreci maalesef bir çığ gibi büyümektedir. Ve gerek sosyal yaşam, gerekse ekonominin her halkasına ciddi olumsuzluklar yansıtmaktadır. Şöyle ki, hükümetin bu kriz yönetiminin başından bu yana tüm kendilerine sunduğumuz alternatif tedbir paketlerini dikkate almayarak biz kendimiz bunu tek başımıza yönetiriz diyerek bir takım ekonomik paketler hazırlamışlardır. Bu ekonomik paketlerin ne kadar yetersiz kaldığı, işsizlik rakamının 9.000'den 16.000'lere çıkmasıyla, kepenk indiren esnaf sayısının 10.000'e yanaşmasıyla ve gerek ithalatta gerekse tedarik zincirinde meydana gelen aksaklıklarla aslında kendi içinde kanıtlanmaktadır. Bu bir yıl süresi boyunca da sürekli olarak biz bu sektörlerin ve çalışanların finansal sağlıklarını koruyabilmeleri için devletin gereken yükümlülüğe girmesi, bir yardım fonu oluşturması ve bunu hibe olarak bu ekonomik aktörlere pompalaması gerektiğini söyledik, durduk. Sonuç ortada. Şimdi Bakanlar Kurulu'nun salgının yayılmasını önlemeye yönelik aldığı kararlar arasında kapanma vardır. Yani işletmeleri Bakanlar Kurulu'yla kapatmanız söz konusudur. Böyle durumlarda öncelikle gerek bordro giderlerinin, gerekse kira, elektrik gibi giderlerin tamamen dondurulması gerekiyor arkadaşlar. Bu yapılmazsa, ki bugün itibariyle maalesef yapılmamıştır, yeterince detaylandırılmamıştır alınan tedbirler. Bu pandemi sonrasında bu ekonomik aktörlerin finansal sağlığını bozmuş olacak ve ekonomik çarkları normal seyrine döndüremeyecektir. İşsizlik kontrol edilemeyecek bir noktaya gelecektir. Dolayısıyla sadece vakıfların değil, aynı zamanda Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, eski eserler, bildiğim kadarıyla sosyal sigorta ihtiyaç sandığı tüm bu kurumların kiraladığı mülkler vardır. Hem rezidans ikamet amaçlı hem de ticari amaçlı. Bu uygulamalar, bu kira dondurma, gecikme zammı affı, kira ücretlerinde indirim vesaire gibi tedbirlerin sadece efkaf mülklerini değil, yine tekrarlıyorum, diğer devletin tüm kurumlarının sahibi olduğu mülklere de uygulanması gerekiyor. İkincisi, peşin kira ödemesi yaparak %25 indirim yapılacağına dair bir karar alındı. Bu yeterli değildir arkadaşlar. %25 hiçbir şekilde amaca hizmet etmez. Bunun komite aşamasında, genel görüşme esnasında bunun gerekçelerini de detaylandırarak en az %50'ye artırılması gerektiğini söyledim ve komite içerisinde de bu konuda bir anlayış birliği olduğunu söyleyebilirim. Gereğinin yapılması gerekiyor. 3. Bu gecikme zamlarıyla ilgili yasada belirtilen af oranlarının yürürlüğe girebilmesi için kiracının kirasının tümünü ödemiş olması gerekir. Bu ortamda zaten biz kiracının kirasını ödeyemez durumda olduğunu anlatmıyor muyuz? Bunu savunmuyor muyuz? Ona karşı bir kolaylık sağlamaya çalışmıyor muyuz? Kendi içinde çelişmiyor mu arkadaşlar bu? Bir taraftan
ödeyemediğini itiraf ediyoruz ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da bu yasanın getireceği aftan yararlanmanın ön koşulu kiranı güncel olarak ödemiş olman gerektiğini söylüyor. Burada bir çelişki vardır. Bu aflar kategorize edilmesi falan da hiç gerek yoktur. Kiracıya yardımcı olmamız lazımdır. Gerektiği şekilde. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda kepenk indiren, kapanan iş yerlerinin kirası dondurulması lazımdır arkadaşlar. Herhangi bir af, indirim falan ondan bağımsız olarak dondurulması lazımdır. Hiçbir şekilde ekonomik aktivitede bulunamayan, bir gelir elde edemeyen ama aynı zamanda çalışanını ödemek zorunda kalan, elektriğini ödemek zorunda kalan, borcunu ödemek zorunda kalan işletmelerimize en azından kirasını dondurarak hayatta kalmasına yardımcı olmalıyız diye değerlendiriyorum. Dolayısıyla biz bu yasaya doğru yönde atılan bir adım olması nedeniyle olumlu oy verdik. Komitede, genel kurulda da tavrımız bakidir. Olumlu oy vereceğiz. Ancak bu yeterli değildir. Eksikleri vardır. Az önce bunları detaylandırmaya çalıştım Sayın Başbakan ve bunları hükümetinizin ivedilikle gündemine almasını daha fazla gecikmeden bu mağduriyet, bu zararlar, bu finansal sağlığın bozulması daha fazla kronikleşmeden onlara yönelik de böyle onları rahatlatacak kararların alınmasını, gerekli yasal düzenlemeler için meclise değişiklik yasa tasarılarının gönderilmesi en büyük temennimdir, talebimdir. Çok teşekkür ederim, saygılar sunarım.